Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2023'ün en önemli ve etkili aylarından biri Ekim'e başlıyoruz. Önemli iki tutulmamız var. Terazi burcunda Güneş tutulması, Boğa burcunda Ay tutulması. Kişisel ve toplumsal alanlarda önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek önemli etkiler Ekim'le beraber gündeme geliyor. Evet sevgili ikizler. Ayın ilk yarısı içerisinde mücadele alanlarınız biraz daha hani çocuklarla ilgili konular, günlük hayatınızın detayları, kişisel gelişim alanlarınız, yaratıcı faaliyetleriniz ya da parasal kazançlarla ilgili konular olabilir. Burada işte Mars'ın ay düğüm, güney düğüm yönünde olması, Plüto, Uranüs ve Neptün'e biraz zorlayıcı açılar yapması, Ekim ayının ilk 10 günlük süreci içerisinde sizin için de biraz mücadele gerektiriyor. Belki çocuklarla ilgili halledilmesi gereken konular var. Parasal konularda bazı masraflarınız olabilir, beklenmedik harcamalarınız olabilir, borç konularınız olabilir. Hani buralarda daha fazla çaba gerektiriyor bu pozisyonlar. Dengeli, daha uyumlu olmanız gerekiyor. Kararsız olmak sorun çıkarır. Hani bir şekilde karar verip, inisiyatif alıp harekete geçmenizde fayda var. Ve 14 Ekim'de Terazi burcunun 21 derecesinde Güneş tutulması olacak. Bu bir yeni ay. Yeni aylar yani genellikle bir ayı etkiler ama Güneş tutulmaları biliyorsunuz en az 6 ay, hatta bir yıla yayılan bir tesir ortaya çıkarır. Bu Güneş tutulmasının etkileri bu ay görebiliriz. Önümüzdeki Ocak ayı çok önemli, Mart ayı çok önemli. Yani etkilerini yaşamaya devam edeceğimiz daha kadersel etkiler ortaya çıkarabilir. Şimdi Terazi burcu ikizlere dost bir burç. Dolayısıyla çok sert bir açı almayacaksınız. 5. evinizde olacak ki 5. evde aslında şanslı bir alandır. Ancak bu güney yönlü bir tutulma ve Plüto'yla da kare olduğu için bazı mücadeleler ve daha kararlı, hırslı ve bir süreçte olabileceğimizi gösteriyor. Özellikle çocuklarla ilgili konular önemli. Bu dönemde parasal konular, finansal yatırımlarınız, kazançlarınız, borç alacak konularınız bu dönemde çok önemli. Parayla ilgili özellikle tabii ki terazinin kendi bünyesinde işbirlikleri, ortaklıklar, hak, hukuk, adalet konuları da vardır. Hani buralardaki mücadeleleriniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Öncü burçlar hangileriydi hatırlayalım. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Eğer sizin kişisel haritanızda bu burçlarda 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulmanın bireysel anlamda sizin için etkili olacağını, güçlü çalışacağını söyleyebiliriz. Ama her tutulma biliyorsunuz toplumsal alanlarda, kolektifte bir etki yaratır ve biz az veya çok dışarıdan da bu etkiyi alırız hayatlarımız içerisinde. Bunun bize ne ölçüde yansıyacağı tamamen kişisel doğum haritalarımızla etkili olacaktır. Çocuklarınızın hayatında önemli kararlar olabilir veya siz çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, bu tutulma hayatınızda çocuk sahibi olmak, anne olmak, ebeveyn olmak, baba olmak ve benzeri konularda çalışabilir. Çocuklarla ilgili bazı sorunlarınız varsa onları çözmek için belki biraz daha mücadeleyle daha kararlı olup artık sonuç odaklı olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kişisel yaratıcılığınızı geliştirebileceğiniz, yeteneklerinizi fark edip değerlendirebileceğiniz olanaklarınız olabilir. O nedenle biraz fırsatları iyi bakın. Kendi yeteneklerinize odaklanmanız da gereken bir dönemdesiniz. Tutulmanın ardından ayın ortalarından itibaren Mars Akrep burcuna doğru ilerleyecek. Bu biraz mücadele alanını, enerjimizi yönlendireceğimiz alanların daha çok iş, mesleki konular, günlük hayatımızın temaları olacağını işaret ediyor. Biraz bizi yorabilir tabii ki. Belki bir eğitime başlayacaksınız, belki bir iş konunuz var. Çalışıyorsanız mesleki anlamda ayın ikinci yarısı daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Biraz sağlık konuları, sağlıkla ilgili temalarınız olabilir. Unutmayın özellikle 22'si ve 23'ünden itibaren Güneş ve Merkür de Akrep burcuna geçecek ve 6. ev konularınız ayın artık son 10 günlük döneminde daha fazla artacak. Buradaki enerjiler güçlenecek. Biraz düzeniniz önemli burada. Çalışıyorsanız iş düzeniniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz, alışkanlıklarınız, genel rutinleriniz, sağlığınız, evcil hayvanlarınız, beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, tüm bunlar aslında sizin enerjinizi daha fazla yönlendirebileceğiniz konular olacak. 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda
ay tutulması yaşayacağız dolunayla birlikte. Tabii ki bu dolunay aslında Ekim'in özellikle 20'sinden sonrasını çok önemli etkileyebilir. Tutulma olduğu için de etkilerini birkaç ay devam ettirebilecek ve Kasım'ın belki sonlarına kadar da hissedebileceğimiz bir tutulma. 12. ev tutulması. Son 1,5 yıldır biliyorsunuz Boğa Akrep tutulmaları bu alanı zaten zaman zaman etkiledi, etkilemeye devam etti. Şimdi bu artık Boğa aksındaki son tutulma, bir tamamlanma enerjisi var. Kuzey yönlü bir tutulma olduğu için bize gideceğimiz yolla ilgili de bir kapı açabilir. Jüpiter etkisi de var. Belki biraz uzaklar, yurt dışı konuları, yabancılarla ilgili konuları da hayatımıza taşıyor aslında. Yaşamımızda düzen değişimi, bir şeyleri bitirmek, tamamlamak, hayatımızdan çıkarmak, bir arınmak, sadeleşmek için de bize fırsatlar verebilir. O yüzden işte zararlı alışkanlıkları bırakayım, benim için doğru olmayan bir işse oradan ayrılabilirim, hizmet aldığım kişilerle ilgili memnuniyetsizliklerim varsa belki bir ilişkiyi bitirebilirim, yeni bir düzen kurabilirim kendime. Bununla ilgili farkındalıklarımızı arttırabilecek bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu tutulma aksı sabitlerde çalışır için özellikle 5 derece ve yakınlarında Boğa, Akrep, Aslan ya da Kovalarda böyle bir gezegenleriniz var mı? Varsa bu tutulma bireysel olarak çalışabilir. Bir aydınlanma, bir farkındalık, gizli bir şeyden açığa çıkması, sırların ortaya çıkması gibi tesirleri de var, unutmayın. Dolayısıyla biraz hani 12. ev tutulmaları stres yaratabilir. Sağlık konularında psikolojik olarak bizi biraz yorabilir. O yüzden lütfen kendinize dikkat edin, çok yormayın. Mümkün olduğunca kendinizi dinlendirmeye çalışın. Bu tutulmanın benzerini aslında bu ay yaşayacağımız güneş ve ay tutulmalarının aynı akstaki tutulmaları 2004 yılı Ekim'inde de yaşadık. Dolayısıyla 2004 yılı sonbahar ve kış aylarını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Tamamen aynı olmayacaktır ama benzer akslar çalışacağı için biraz size ipuçları da verebilir. Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum sevgili ikizler. İkizler Burcu, Zodyan 3. burcudur. Hava elementinden değişken nitelikler taşır. 21 Mayıs-20 Haziran arasında doğan kişiler İkizler Burcu'ndan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Merkür'dür. İkizler Burcu, hareketli, canlı, zeki, iletişim kurma konusunda başarılı bir burçtur. Bu burçta doğan kişiler de entelektüel, zeki, hareketli, konuşkan, meraklı, kararsız, değişken ve huzursuz tabiatta olabilirler. Yönetici gezegenleri Merkür çok hızlı bir gezegendir. Merkür etkisindeki bu kişilerde her zaman hızlı düşünen, hareketli, yaşam boyu genç kalabilmeyi başaran kişilerdir. Çok zeki olmalarına rağmen fazla meraklı, değişken ve huzursuz tabiatları nedeniyle bazen fırsatları kaçırabilirler. Onların biraz daha sabırlı ve kararlı davranmayı öğrenmeleri gerekir. İkizler burçları meraklı doğaları nedeniyle hayatları boyunca öğrenci kalabilirler. Onlar için bilgiyi öğrenmek, taşımak, başkalarına iletmek ve bununla ilgili her türlü iletişim konuları ilgi alanlarında olacaktır. Çok iyi bir yazar olabilirler, hatip olabilirler. Çift karakterli ve özgür doğaları sık sık fikir değiştirmelerine ve bağımlı ilişkilerden de biraz uzaklaşmalarına neden olabilir. Bu durum onları uzun vadeli ilişkilerden biraz alıkoyabilir.